sana Ayşegül. Ya ne yapayım Melda hala? Ha tam lafa gireceğim Murat araya girdi. Sonra Selim hırslanıp bütün masayı silmeye başlamaz mı? Ya çocuk tek tek lekeleri sildi ya. Of ya of, ne yapacağım? Hiçbir şey. Ne olacak? Selim o masayı tertemiz yapana kadar silecek. Sonra? Sonra ya hırsı geçecek ya da... Aa, niye açık bu kapı? Evet. Ay, nerede kaldı bunlar duman? Her tarafım tutulu kaç saattir? Selda! Geldiler. Konuştuğumuz gibi, tamam mı? Hadi göreyim seni. Tamam tamam, merak etme sen. Selda hala! Ay ne oldu? Ne oldu? Sormayın ya, eve hırsız girdi. Ne? Ay! Selda'cığım sen iyi misin canım? Ya tam seninle telefonla konuşuyordu, kapı çaldı. Kapıyı açtı, açar açmaz küt kafasına indirmesinmiş. Ay canım benim. Ben de telefonu yüzüme kapadı diye günahını aldım. Benim o anda çıkıp gelmem lazımmış. Ah canım, canım kardeşim benim. Abla. Buradayım abla. Canım. Buradayım canım, buradayım. Çok korktum. Ay yok, ben bir ambulans çağıracağım, olmaz böyle. Hayır. Gerek yok, ambulansa gerek yok. Yani ben sizi gördüm, daha iyi oldum. Yok yok, bu hırsızlar iyice azıttılar. Gündüz gözü evde insan varken hırsızlığa giriyorlar canım. Ayşegül sen hemen karakolu ara, zabıt tutsunlar gelip biz de kafeye gidelim. Tamam tamam, arıyorum. Ay canım, hadi kalk. Gel sen şöyle, gel canım. Abla hadi. Çok korktum. İyisin değil mi canım? İyiyim. Yürüyebilir İyiyim. Misin? Yürürüm, yürürüm. Alo, ben bir hırsızlık olayı bildirecektim. Şey çalındı. Ne çalındı? Bir televizyon, bir buzdolabı, bir de fırın. Tamam. Bir de 70 milyon. Tamam. Alo, bir fırın, bir buzdolabı, bir de 70 TL. Her şeyi yaptık. Tamam. Engel olamadık. Ya geldiğinizde her yer darmadan. Kusura bakma Melda. Ay olur mu Selda? İlk defa oldu. Sana bir şey olmadı ya. Bu evdeki bütün eşyalar ya, sana feda olsun. Canım kardeşim. En kısa zamanda. Gelirsiniz. O zaman ben size adresi vereyim. Polis evde inceleme yapıyormuş. Bir şey buldukları zaman haber verecekler. Ay çok ucuza atlattın Selda. Evet çok ucuza atlattım. Yani ucuza da atlattım. Bir buzdolabı, bir fırın, bir televizyon 70 lira. Çok ucuz değil mi? Ay Selda'cığım, cana geleceğine mala gelsin. Sen iyisin ya, hiçbir şey önemli değil. Doğru, tek önemli olan o. Selda'la bak sana çorba getirdim. Canım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tuz koydun mu tuz? Yok koymadım. Bak şu dolabın sol tarafında bir kavanoz var, onun içinde. Al git. Tamam, bilirsin tuzsuz içemem. Bilirim, bilmez miyim? Selda'cığım. Ferit. Ah canım meleğim aşkım. Şimdi duydum, duyar duymaz geldim. Geç. Nasıl korktun, bir yere incittin diye hayatım. Ayıp oluyor ama Ferit. O kadar sandalye dururken. Tamam işte ağzına söylüyorsun, bir sürü sandalye var ortada. Ne çak çak çuk çuk konuşuyorsun. Çek beni otur. Kim yaptı bunu, kim söyle, hangi melun? Söyle, o melunu bulayım, melini sileyim. Geriye sadece U kalsın. Sonra ben U'nu ipe dizeyim. Sonra ipi kör düğüm yapayım. O kör düğümle gideyim sünnet düğünlerini basayım. Ay dur Ferit. Ne var? Getirdim. Hoş geldin Ferit enişte. Bu kim? Ayşegül. Aman hatırladım. Ben de kafa mı kaldı Allah aşkına, kusura bakma Ayşecik. Ayşegül. Ayşecik ne oldu, daha değil mi buradaydı? Ay canım, beni düşünmekten hepten üşüttü. Duydum. Serdan evine hırsız girmiş, kızı bayıltmış dediler. Kim dedi? Aman canım tanımazsın bezeliğinin biri. Bir fırlayışım var evden. Ay ama çiçek alacak fırsatı bulmuşsun Ferit. Tabii ki. Selda'cığım hayatım artık bu böyle olmayacak. Hadi artık evlenelim, sana nikah basayım. Bak bu Selda, ama Melda denen kadınla. Allah'ın cezası, süt dökmüş kedi duman olacak. Hayvan sana sahip çıkamıyor. Ay duman yine mi sütünü döktü? Sakar kedi. Ne zaman dökmüş? Bilmem, sen dedin. Ne dedim? Süt dökmüş dedin. Kim? Ne? Aranızdaki iletişime hayranım doğrusu.
Alo. Sizi dinliyorum. Buyurun memur bey. Senin saçının teline zarar gelsin istemem. Uykularım kaçıyor. Hastayım sana Selda. Hemen yarın evlenelim seninle. Yıldırım nikahı basayım yarın. Aa yok yarın ben gelemem. Hem okulum var biliyorsunuz. Bu kim? Ayşegül. Aa tamam hatırladım. Kafamı kaldı canım bende. Ah Selda aşkım. Çocuklar düşündünüz mü? Sen bu akşam otur bir düşün hayatım. Bak söylüyorum. Senin tek kurtuluşun benim. Ay. Alo. Duman. Aa, bir saniye canım. Ferit'ciğim müsaadenle. Hayda. Ya. Ferit bu ne? İp. Bundan sonra benden 5 metre uzağa bile gidemeyeceksin. Yüzüm hep üstünde olacak senin. Bir saat yalnız bırakıyorum şu başına gelene bak. Ferit ben bu iple yaşayamam ömür boyu. Yaşayacaksın. Uyurken bile bu ip benim elimde olacak. Herhangi biri sana fiziksel ya da kimyasal bir şey hissettiğinde... ...tak bu ip gelecek ve ben o gerilimi takip edeceğim. İpin devamındaki arkadaşı bulacağım. O Meluna gününü göstereceğim. Onun elini silip... Bununu ipe sereceğim. Ferit ben belimde bir iple dolaşmak istemiyorum. Peki benim. Ben. Ne yapıyorsun ya? Ferit bu ne? İp. Ferit ben sana ip istemiyorum demedim mi? Hayır ip istemiyorum demedin. Benim de iple dolaşmak istemiyorum dedin. Ben de senin sözünü dinledim. Belinden aldım, boynuna doladım. Bir de eğer tak istersen. Eğer istersen. Ferit! Ne var ne? Hayret bir şey. İlgi göstermeyiz laf edersiniz. İlgi gösteririz laf edersiniz. Biz kadın milletine bir şey beğendirmek zordur. Sen kimsin? Bu kim? Ayşegül. Aman canım kafamı bıraktınız bende. Hadi ben gidiyorum. Biraz yokluğumu hisset de özle beni canım. Ay, ne var Duman? Alacağın olsun Selda, öyle süt dökmüş kedi, mit dökmüş kedi falan ne oluyor? Ay, yani lafın gelişi işte. Bırak şimdi, ben senin başın derde girmesin diye suçuna ortak olayım, eve hırsız girdi masallarına destek olayım. Sen benim arkamdan tamam, konuş tamam, ha? Tamam, haklısın. Olmuş bir kere, affet beni. Bak, sırf bu yüzden benim Elda'ya fitnelemeye kalkışma, tamam mı? O iş için biraz geç kaldık Selda. Bittin sen Duman, bittin. Duydun mu? Duman'ın bir suçu yok Selda. Senden şüphelenip ses değiştirme büyüsü yaptım. Ama yani böyle ses değiştirmeler, gizli oyunlar falan yani hiç yakıştıramadım Melda. Ayıp oluyor biraz. Nereden öğrendin? Sen bana kafede tuz kalmadı diye eve gittim demedin mi? Ay şeker diyecektim. Ay. Oh. Ay. Uf. Oh. Kaytarma, kaytarma. Aman tamam. Ne o? Akşamdan beri bitiremedin mi ortalığı toplamayı? Ay yok. Zaten diktin şu tüy torbasını da tepeme. 2 dakika oturayım diyorum. Kaytarma, kaytarma. Bacaklarıma kara sular indi. Bir dakika. Ayrıca niye ben çekiyorum cezayı? Niye Duman çekmiyor? Bırak. Filinta gibi çocukken kedi olmuşum ben. Daha ne ceza çekeceğim? Hem sen ceza çekmiyorsun ki. Sadece dağıttıklarını topluyorsun. Of. Selda'cığım. Bak ben senin en yakınınım. Tabii ki hatalar yapacağız. Hatta bazen çok büyük hatalar yapacağız. Ama bunu yakınlarımızla paylaşmamak... ...işte hataların en büyüğü bu. Biz birbirimize karşı açık olmalıyız. Çünkü biz kardeşiz. Gerçekleri senden sakladığım için çok özür dilerim ablacığım. Söz bundan sonra saklamayacağım.
söz. Bundan sonra ben de senin bütün hatalarını anlayışla karşılayacağım. Canım ablam benim. Ah, ben kedi olmadan önce kızlar böyle sarılsalardı birbirlerine, arada ben de olurdum. Ama şimdi sarılamıyorum. Ay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.